Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli FM TV izleyenleri, Allahu Teala'ya şükürler olsun. Ayda bir Anadolu programının ikinci bölümüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allahü Teala imanlarımızı hakikatini bizlere nasip eylesin. Kalplerimize, bedenlerimize, evlerimize, çalıştığımız yerlere, sıkıntılı olduğumuz her yerlere kendisi Mevla Teala'nın razı olacağı huzuru bizlere ikram eylesin. Yine burada çok güzel bir kadromuz, elhamdülillah başta Fatih Medreseleri Genel Başkanı, kıymetli hocamız burada, Malatya'dan, İstanbul'dan, ile ilgilen hocalarımız, Erzurum'dan, Kastamonu'dan, Konya, Adana, Bursa ve çevre iller ve Van bölgesinden, Ağrı bölgesinden hocalarımız burada, din kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize, Anadolu ile alakalı, Türkiye'mizin gerçekleriyle alakalı, İslami noktadaki zaaflarıyla alakalı bir program gerçekleştiriliyor. Rabbim tesirini şimdiden yüksek eylesin inşallah. Tabi burada her zaman olduğu gibi ilimde öncelik sahibi bir talebe her zaman hocasına sorar. Hocasından müsaade alır. Hocam müsaade alarak ilk ayda bir Anadolu programının ilk sorusunu sormak istiyorum. Malum olduğu üzere gerçekten büyük şehirlerimizde trafikler, evler, yoğun havalar, sisli havalar Baktığımız zaman herkes şikayetti, şikayet ediyor kendinden ama memleketine gidiyor mesela üç gün, beş gün kalıyor tekrar bu büyük şehre kendini atıyor. Bu Anadolu'daki göçler nasıl engellenmeli hocam? Evet, evvela hoca arkadaşlarımız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mevla hepimize başarılar nasip etsin, hepimizi muvaffak etsin. Elhamdülillah Anadolu'daki medreselerimizle alakalı istişarelerimiz, toplantılarımız, dertlerimiz, muhabbetlerimiz ne yapmak? Devam etmekte. Arkadaşlarımız gelince de beraberce, beraber bir program organize ediyoruz Anadolu ile alakalı. Elhamdülillah Rabbim inşallah devamını tamamını nasip eylesin. Evvela hoca arkadaşlarımıza hoş geldiniz dediğim gibi seyircilerimizi de Mevla Teala başarılar nasip eylesin. Her bir ellerine razı olduğu bir hayatı ikram eylesin, ihsan eylesin. Eksik kalmaktan muhafaza eylesin. Şimdi Anadolu'daki... İstanbul'a göç veya büyük şehirlere göç meselesiyle alakalı tabi hep beraber incelediğimizde görüyoruz ki oradaki gençleri kendi illerinde, ilçelerinde, köylerinde tutabileceğimiz organizeler yapılması lazım. Çalışmalar yapılması lazım. Şimdi bir genç, Anadolu'daki genç eğer kendi ilinde iş bulamazsa, imkan bulamazsa, ve bu gibi önü açık olarak kendisini göremezse yapacağı şey nedir? Hemen gözü büyük illere dikmektir. Arayış, Arayış içine girecektir. Ama normal şartlarda kendi ilinde imkanlar kendisine ne yapılmış olsa açılmış olsa, önü açılmış olsa, ben kendimi böyle geliştirebilirim, kendi ilçesinde gerçekten açılmış olsa ama fabrikasıyla, ama buna benzer artık o günkü şartla, o, 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 o ilçenin şartlarına göre. O, Tabii, konu itibariyle Bazı ilçede mesela, misal veya ilde fındık ağırlıklıdır. Ona göre muamele görürler. Ona göre çalışmaya sürdürülür. Bazısında hayvancılık ön plandadır. Ona göre muamele yapılır. Bazıları işte tarım ön plandadır. Ona göre muamele yapılır. Yani bulunmuş olduğu ortamda, önü açılan bir genç başka bir yere gitme ihtiyacı ne yapmaz? Hissetmez. Arzu etmez. Zaten aile de bunu ne yapmaz? İstemez yani. Zaten takip ettiğimizde bir ilde bu imkanlar varsa o ilde göç fazla olmuyor. Takip edin göreceksiniz yani. Tabii. O yüzden dolayı ne yapılmalı? Bulunmuş oldukları o ilçelerde, illerde, köylerde neyse artık nereler varsa her bir yerlerinde o insan o ailelerin imkanları genişletilmeli. Oralara artık fabrikalar veya oralara uygun olan çalışma alanları açılmalı. Mesela bazı yerlerde türü, turizm turizm nedir? Ön planda olur mesela. O zaman oranın turizmi ne yapılmalı, daha çok gerçekten geliştirilmeli. Ve bunun gibi yani oradaki insanın ihtiyacı karşılanırsa Hatta tekrar ediyorum bak köyünde bile karşılansın. O insan köyünden çıkmak istemez yani. Niye? Çünkü orada doğmuş. Orada bayağı bir zaman yaşamış. Ama bakıyor ki neticesinde bu köyde ne yok? Bir gelecek, gelecek yok. Hedef yok. Yapabileceğin bir şey yok. Belli şeyden sonra burada sıkıntı çekelim. En iyisi ben kendimi ne yapayım? Büyük bir şehre atayım. Aslında büyük şehre geldiğinde de şey trafiği şey, trafiğinden, insan kalabalığından, belli şeylerinden Allah muhafazacı veya belli ahlaklarda hoş olmayan ahlaklardaki insanların da tezgahına bir düşerek belki de çok değişik şeylere çok değişik şeylere ne yapacak yerlere düşmüş olacak belki Allah muhafazasın ama göz onu görmüyor o ne görüyor aman diyor burada hayat yok burada sıkıntı çok ben burada da duramam kendini atıyor bu tehlikeli o yüzden dolayı yapılması gereken şey bu kardeşlerimizin özellikle Anadolu'daki kardeşlerimizin bu şekilde bulunmuş oldukları yerlerde mutlaka maddi ve manevi önleri açılması lazım. Şimdi maddi tabi bu şart mı şart ama aynı zamanda manevi de açılması lazım. Manevi değer eğer önlerini açmazsan cahilane bilgisiz bir şekilde eğer büyük şeylere gelmiş olurlarsa bu sefer büyük şeylerde kimlerin eline düşeceğini olmaz belli e geliyor. E çünkü burada bir imkan bulması gerekiyor. Bir ortam bulması gerekiyor. Ama bulmuş olduğu ortam Allah muhafaza etsin. Tanıdığı, bildiği insanlarla beraber değilse bu sefer olmayacak hainlerin eline düşüyor. Olmayacak tehlikeli fetmazların şeytanlaşmış tiplerin eline düşüyor bu sefer de eyvah. Ondan sonra da bakalım. Pırıl pırıl genç Anadolu'nun o gerçekten her şeyle mükemmel olan o genç burada bir anda bir bakmışın olmayacak insanların elinde tehlikeye düşmüş olur. Rabbim muhafaza etsin. Evet. Ama en güzeli nedir? Tekrar ediyorum. Yani bulunmuş oldukları ortamlarda öyle değil mi? Evet. Kendisine ne olsa imkanlar açılsa manevi eğitiminde de gerçekten orada önü de açılmış olsa işte bu ne, nasıl olabilir? İşte oranın cami imamı olabilir. Cami imamı olabilir. Öğretmenleri olabilir. Veya kurs hocaları olabilir. Veya gerçek kanaat önderleri olabilir. Bunlarla beraber eğitimlerini, kalitelerini gerçekten güçlendirilmiş olsa bu kardeşlerimizin bir daha ne yapmaya ihtiyaç duymaz? Başka yere göç etmeye ihtiyaç duymaz. Allah'ım inşallah bu güzeli kiram edesin, ihsan etsin. Duyarsız kalmamak lazım. İşte adam düşünüyor ki gideyim ben büyük şehirde işte Orada bol hastanesi vardır. İşte eğitim alacaksa işte eğitim alacağı yerler vardır. İşte ne, ne bileyim ona benzer çalışacaksa çalışma ortamları vardır. İşte şu vardır bu vardır diye böyle bu şekilde gözüne geldiğinden zaten ne yapıyor? Büyük şeyle geliyor. Ama yoksa aynı imkanları kendi ilinde bulsa ne yapmayacaktır? Gelmeyecek. Bir kısıtlama da var. Mesela ee, örneğin ben hani Maraşlı hocam şeker pancarı var Elbistan'da bir adamın 10 dönümlük tarlası varsa bu adama 5 dönümünü ekmesi müsaade ediliyor 5 dönümden daha fazla 5 dönümden kaç gelir 5 ton gelir mesela 5 tondan adamdan fazla pancar almıyor ya bu sefer de işsizlik de aynı zamanda aslında böyle Çoğalıyor. çoğalmış oluyor hocam yani. İşte bunların hep çok önünü açması lazım işte ön nasıl açılır işte 5 dönüm değil de 10 dönüm yani 10 dönüm eksin ama sen de ona göre ne yap? onu gerçekten ithalatını yap, ihracatını yap, gerçekten ulaştır, gidilmesi gereken yerlere, bunu ihtiyaç olan yerlere ulaştırırsan, devlet olarak buna sahip çıkarsan ne olur? Allah'ın izniyle bu gençler hiçbir yere gitmez, aileler bir yere gitmez, bulunmuş oldukları yerde ne yapar? Kalırlar. Ama tabi bunların hep ne yapılması lazım? Üzerinde ciddi çalışmalar yapıp bir de şuurlandırma sistemi yapılması lazım. Şuurlandırma sistemi demek yani nasıl? Eğer sen köydeki insanları, ildeki, ilçedeki insanları, ildeki insanları, gerçi oradaki insanları hakikaten güzel şuurlandırırsa, yani gerçekten yapması gereken kaliteyi, bilgiyi güzel bir şekilde onlara verirsen, işte o da önemli yani. Şimdi mesela hayvancılık yapacak ama ne de anlamıyor? Hayvanda ne yapmayı hiç anlamıyor. Veya tarım yapacak ama ekmeği ne yapmıyor? Adam gibi istenen kıvamda bilmiyor. Kaliteyi yakalandırma hususunda gerçekten kaliteyi yakalayamıyor. E bu sefer de ne oluyor? Elinde çatlıyor. Elinde çatlayınca aman diyor eksem de diyor para etmiyor. Ekmesem de diyor para etmiyor. Hatta ektim mi daha çok zarara uğruyorum diyor. En iyisi diyor ben ne yapayım? E niye bilmiyor çünkü. Sen bunu ne yapacaksın? Bilgilendireceksin. Hakikaten önünü açacaksın. Kaliteyi yakalatacaksın. Yoksa öbür türlü insanlar gerçekten imkan bulamayınca ne yaparlar? büyük şeylere kaçar evet. Ben hocam 2008'de konuşmak isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Emri bir Ma'ruf'a başlatmıştınız. Allah razı olsun. Gerçekten teşekkür ederiz. Biz Hatay ve Kilise gittik hocam. Gezerken Reyhanlı'da bir berberle muhabbet ederken orada bir tane köyde söz sahibi bir abiyle karşılaştık. Ona dedik ki ya İslami çalışmaları yapmak lazım, şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım. Ee, o da dedi ki ya hocam şehir merkezlerinde dedi güzel hocalar var. Eğitimli hocalar var. Müftülük var bilmem şu var bu var. Köylerde dedi böyle bir şey olmaz. Dedim ki köyde iki tane söz sahibi kişi vardır. Biri muhtardır. Birisi köye asıdır. Hadi üç olsun. Diğeri de cami imamı. Yani bir ortak çalışma yapsanız bu gençlerle alakalı. Kışın altı ay boştalar. Mesela Kur'an-ı Kerim okusanız. E, siz de biraz variyetlisiniz. Böyle ödüllendirerek bir yemek vererek. Bu çalışmayı yaptı hocam bir sene sonra ee, Ocak ayında tahmin ediyorum belki 48 kişi falan Kur'an-ı Kerim'e geçmiş. Maşallah. Hani çalışma istendiği zaman Allah zaten kullarının kalbine her türlü bir şey akıtır. İkincisi de hocam mesela adam köyde 15-20 bilemediniz 50 kişi yaşıyor. Bu 50 kişinin hepsinin hataları, eksik noktaları bellidir. Yani orada adamın kötü örnek alacağı bir kişi veya iki kişi vardır. Ama iyi örnek alacağı 40 kişi, 50 kişi vardır. Hani ama büyük şehirlerde kime dek geleceği, ...hangi günahla karşı karşıya kalacağı... ...ya belki yapmayacak ama... şeytana eseri tek insan... ...bu hatalara düşebiliyor. Yani normalde ama tabii bu aynı zamanda devleti... ...hep bu konuda şey yapmamak lazım... ...bu diyanetin de biraz vazifesi yani. Ne olur mesela... ...diyanet bu konuda... ...işi üzerine alsa... ...bütün köylerdeki hoca, imam arkadaşların... ...gerçekten bu işin ünlü atsa, ...onlara gerçekten bu işin konuda... E, ön, e, ...bilgiler verirse, ...anlatılsa yani herkes kendi köyündeki bütün insanları mutlaka ne yapacak? Kur'an'a geçirecek, dini bilgilerini yaptıracak, bunun mücadelesini verecek, bunun çalışmasını yapacak, gayret gösterecek. Çünkü bu insanlar belli zamanlarda ne yapıyorlar? Sadece evlerinde kalıyorlar. Evlerinde kalkıp da çay ocaklarına, kahvelere gideceğine bunları ne yapın? Camide muhafaza edin. Onlara gerçekten dini öğretin, anlatın, bildirin diye şey yapılsa hakikaten yapılacak gücü de var yani aslında. Ama o da biraz ilgi istiyor, alaka istiyor, biraz gayret istiyor, mücadele istiyor. Ve bu şekilde yapılan arkadaşların da önü de açılmış olsa, teşvik edilirse, hakikaten onlar tatil edilirse, ikramlarda bulunursa kendisine, ne olur? Hakikaten mükemmel olur yani. Rabbim ikram eylesin inşallah. Hocam şimdi e, Diyanet yazın, yaz okullarına giden, yaz kurslarına giden öğrenciler için imamlara bir teşvik veriyor. Aynı şekilde mahalledeki halkı eğiten her imam için, her kişi için o imama teşvik verse bu konuyla alakalı çalışma daha da artar. Ama şöyle bir sıkıntı var hocam. Siz ifade etmiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Çok hareket etmesi çok yavaş, çok ağır bir müessese. Yani buradan bir hadi arkadaşlar şöyle yapalım dediğim dediklerinde köydeki imamın hareket etmesi belki 10 seneyi alıyor. Biz bunu Diyanet'e sorsak desek ya böyle böyle bir çalışması yapılması lazım mı? Diyanetler ki biz zaten böyle çalışmalar yapıyoruz. Olmuyor. Yani bu hareket etmesi zayıf olduğu için oradaki tesir olmuyor. Ama yaz kursu için bakıyorum imamlar durmadan talebe toplu işte 15'e kadar bir maaş 50'ye kadar şöyle maaş yani aynı şekilde hepsinde yapılsa belki çok daha başarılı olunur yüzde yüz başarılı olunur ama sen bu şekilde konuştuğun zaman söylediğin zaman da bu sefer sana kızıyorlar niye sen bize niye böyle konuşuyorsun mı veriyorsun şunu yapıyorsun diye, diye öyle de kızarla bunu bilmek lazım ama daha önce de söyledim yine de söylüyorum şu anda gerçekten olaylarda da hep dikkat ederseniz Yavaş yavaş biraz hareketlenme var ama tam istenilen şekilde değil. Yani bütün olaylarda hep geri, geride kalıyorlar. Yani bu öyle bir, bir olay oluyor. Türkiye'de hangi olay olursa sen dinen bu konuyu ne yapman lazım? Mutlaka hemen ortaya koyman lazım. Mesela en basit bir terörle olayda bile istenilen neyi yok? İstenilen kıvamda açıklamalar yok yani. İstenilen tesir gözükmüyor yani. E niye gözükmüyor? Niye gözükmüyor yani? Senin bu kadar camilerde, bu kadar imamlar, bu kadar hoca kadroları, vaizler, şunlar bunlar. Niye bunlar gerçekten istenen kıvamda bu olayı duyurmuyorlar? Niye duyuramıyorlar? Bilgileri konusunda, bu konularda bilgileri konusunda niye istenilen bilgiler onlara ulaştı, ulaştırılmıyor? Sen devlet kurumusun. E devlet kurumuysan bu işe ne yapman lazım? Her türlü sahip çıkman lazım. Mesela sor, şey, soralım. Sokakta her birine sorabilirsiniz. Ya bu kadroyu da sorsa aynı şekilde yani. Gerçekten diyanetin bu konuda şuurlandırma sistemi nedir? Ne şuurlandırdı yani milleti? Nasıl şuurlandı yani? Gerçekten şu anda terörle alakalı doğuda yapılan şeylerde ihanet ediliyor. Bu halka, millete, devlete, toprağa ihanet ediliyor diye gerçekten bir ciddi bir açıklama gördünüz mü? Yok. O yüzden dolayı yani e, baştan aşağı elden geçirilmesi gereken ve ciddi bir şekilde üzerine üzerinde durulması gereken bir konu. Ama tabii şimdi de güzel çalışmaları da var. Güzel çalışmalarından dolayı tebrik ederiz inşallah. O yüzden dolayı ne yapmak lazım fazla? fazla? Fazla üzerine gitmemek lazım inşallah. Biz Erzurum'da müftülerin çoğuyla görüştük de hocam. İki tane müftüyle görüştük. Bu konu da hep içimde kalmıştı yani. Bizimle musafaha bile yapmadılar yani. Bu tevazu hususunda çok büyük sıkıntı görüyoruz yani. Öyle gerçekten Müftü müftüler de hocam insanlara tepeden bakma. Gerçekten böyle bir durum var. İnşallah bu konuda da İnşallah. Diyanetimizin müftüleri uyarmasını rica ediyoruz yani. İnşallah. Hocam ben de Sami hocanın söylediğine yüzde yüz katılıyorum. Yalnız şurada benim aklıma geliyor. Şimdi bu imam arkadaşlarımız, hocalarımız, çok değerli arkadaşlarımız Bunlar insanlara Kur'an-ı Kerim öğretmesi için İlla bir ek bir şey mi alması gerekiyor? Yani bunlar normalde kendileri yapması gereken durum değil mi? Vallahi ya teşvik mi? babında deniyor yani. Yani ek bir şey alsın tabi illa e, alması gerekmez çünkü en netice bu hoca efendidir. Hoca efendi olduğu için zaten otomatikman köylüsünü, köydeyse köylüsünü ilçedeyse ilçedekini, ildeyse ilçedekini, ilçedekini insanların cemaatini mutlaka düşünmelidir. Ama teşvik babından da olabilir mi? Olabilir yani. Niye? Çünkü en neticeye bak yaz kurslarında teşvik ediliyor, ne yapıyor? O insanlar da ona göre bir mücadele veriyor. O insanlar da bu mücadele, mücadele, mücadelesi olsun için böyle teşvik yapılsa ne olur? Güzel olur. Ama e, illa da bir şey verilmesi bağımlı gelmez. Çünkü en nete sen burada nesin? Ne hoca efendisin. Burada bu halk sana ne yapıyor? E, sana bakıyor. Senin hareketlerine bakıyor. Senin önderliğinde yürüyor. Sen kalkıp da burada gerçekten iyi bir vazife yapman gerekmektedir yani. Kendi şuuruna vakıf olan zaten yapıyor. Ama ciddiyetine vakıf olmayan da bu şekilde teşvik edilse iyi olur yani. Ee, yani dinin sahibi memleketimizde diyanet mi? Böyle mi görülmesi lazım? Evet. Biz Müslüman değil miyiz veya biz bu işin sahibi değil miyiz? Yani her Müslüman bu işin sahibi değil mi? Misal memleket düşmanla karşı karşıya olsa sadece polis, asker, sen git savaş mı diyeceğiz? Yoksa hepimiz mi çıkacağız yola? Evet. Bu da böyle bir mücadeledir yani. Bu ben bazı bakışlarda şimdi ön yargılı mı davranıyorum bilmiyorum ama e, bu dinin sahibi Allah'tır. Amen. Mükellef olan da hepimiziz. Amen. Ben böyle şey yapıyorum. Yani bu şimdi normal şartlarda zaten bu vazifeler her Müslümanın üzerinedir, bir vazifedir. Her şuurlu Müslüman mutlaka bu konuda ne yapması lazım, çalışma yapması lazım. Buna hem hemfikiriz yani. Ama diyet işin sahibi biziz mantığını da alıp da devletin kurumu biziz. Biz bu işi yaparız. Bizden başka bu işi yapacak yoktur havasında olduğu zaman da bu sorular önümüze bunlar ne yapıyor? Çıkıyor. Bu sorular sen de ne yapıyorsun? Madem bu işin sahibi sensin o zaman bunlar yapılması lazım diyorsun yani. Ama normal şartlarda aslında bu işin sahibi kim? Bu işin sahibi her insan, her Müslüman bu işi nedir? Sahiptir. Yani herkes vazifesini yapması lazımdır yani. Bilen bilmeyene mutlaka öğretmesi lazımdır yani. Ama demin dedim ya işte öyle bir havada estiriyorlar ki biz devlet kurumuyuz. Bu işin sorumlusu biziz. E bizden başkası bu işi ne yapamaz. E yapamaz. E istersen dene mesela. ne Camiyi mesela kim kapatıyor, kim açıyor? Desen ki ya bir dakika biz açalım, biz kapatalım. Yok buralar bize ait. Sana mı ait burası? Yok. Kim ait? Herkese ait burası. Her Müslüman a ait cami. Cami hoş. Babanın mı mıdır senin yani? Ama dikkat et ne yapıyorlar. Üzerine aldıkları için bu sefer mecburi sende ne yapıyorsun? Diyorsun ki o zaman üzerine alıyorsan bu işinde ne yap? E, yapılması gerekeni yap diye söyleniyor yani. Yoksa normal şartlarda aslında her Müslüman bunu yapması lazım. Her Müslüman gerçekten bu konuda şuurlandırma konusunda kendisini de geliştirmesi lazım, etrafındakileri de geliştirmesi lazım. Ama dem demin söylediğim gibi işte ne yapıyorlar? E biz devlet kurumuyuz. Olaylar bize aittir. Bizden başkası bu işi ne yapamaz. Müdahale edemez. Şeyle beraber bir de olaya giriyorlar. Bu sefer de diyorsun ki madem öyle, o zaman bunu hakkı yine getir. Rabbim ikram eylesin. Hocam konumuz köylerle, e, ufak beldelerden büyük şehirlere göçle alakalıydı. Bir anda Diyanet'e döndü. Evet. Diyanet'e Oluyor döndü vardı. çok önemli bir şeydi. Maneviyatla alakalı konuşuyordu. Konudan Diyanet'e döndü ama şöyle bir durum da var hocam. Eski zamanlarda köylü hiç fakir değildi. Eskiden köylü dediğin zaman bol bereket, çok iyi, rahat yaşayan insanlardı. Fakirlik parasızlık değil. Fakirlik yoksulluktur. Bir şeyin olmamasıdır. Bizim şehirde hiçbir şeyimiz yokken onların köyde her şeyleri istemedikleri kadar bereketleri vardı. Önceden köye giderdik. İşte tavuğundan, etinden, sütünden her şeyinden çok bir bereket vardı. Şimdi köye gidiyoruz. Yumurta yumurta yok. Süt, inek bari do, elma getir elma yok bu sene meyveler hep artık hep bu oldu bir bereketsizlik bir kıtlık hep bu var ve bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de şunun olduğunu düşünüyorum hocam hani yıllardır köylü hep yoksul hep fakir hep kimsesiz aslında bunun olmasının sebebi düşündüm ben bununla alakalı en son ne zaman sen malının öşürünü verdin diye sorsak bir tane köylü bilmiyor en son sen ne zaman ...zekat verdin bak Allah sana... ...bir tane tane atıyorsun... ...o taneden 50 tane başak çıkıyor... ...en son ne zaman... ...elli de birin... ...yüzde iki verdin yok... ...ve bundan sonra çok büyük bir kıtlık oldu... ...ve bu hep böyle gidiyor... ...bu konuyla alakalı... ...köylülerin kesinlikle bilinçlendirilmesi... ...gerektiğini de düşünüyorum... ...yüzde yüz... ...şimdi... ...bu işin bir manevi tarafı var... ...bir de zahiri tarafı da var ama... ...şimdi zahiri tarafını da söyleyeceğim... ...manevi tarafında... Gerçekten aşuruk olayı. Ve gerçekten mallarındaki zekatların verilmesiyle alakalı. Son derece ilgisizlik. Son derece ciddiyetsizlik. Hatta gelen biraz geldiyse, bir şeye verdiyse, 3-5 bir şey verdiyse, verdik ya diyecek kadar da ileri derecede ifade kullanabilecek. O yüzde yüz yani. Bundan dolayı da bu sefer Mevla Teala sen diyor ki, ne yapıyorsun sen? Fakirin hakkını kısıyorsun. Sen benim sana üzerine koymuş olduğum vazifeyi ne yapmışsın getirmiyorsun. Bu sefer bereket ağlıyor. Bu kesin yani. Bunda hiç şüphe yok yani. Evet. E, namazsızlık ondan sonra çoğaldı. Namazsızlık. Namazsızlık nedir bereketin? Kesilmesinin en büyük sebeplerinden biridir yani. Bu, bu çoğaltabiliriz. Ama zahiri sebebi de şu. Mesela adam kendisi eli ayağı tutuyor. Eli ayağı tuttuğu için oğlunu da icabına ne yapıyor? Oğlunu da işe katmıyor. İşte sen diyor oğlum okulda oku, şunu yap bunu yap diyor. Derken kendi el ayağı tutarken bu işleri yapıyor ya. Ticaret şeylerini takip ediyor. Ama sonra evladına da bu işi öğretmiyor. Öğretmeyince evlat da diyor, okuyorum ayaklarında bir yerlerde. Bu sonra tabii çocuk tekrar tarlaya dönme şansı yok. O eğitime devam etsin veya işte büyük şeyle katsın oluyor. Sonra bizim garip de daha sonra yaşlanıyor. Yaşlanıyor bu sefer tavuk yapacak beceremiyor. İşte inek bakacak beceremiyor. tarım yapacak. Hep, hepsini, hepsini yapma şansı olmuyor. Hanımıyla beraber sahip çıkacak ya bu işe. E, çünkü çocukları kaçırdı. Kendine de yaşlandı. Bu sefer de zahiri sebebi de bu. Niye? Çünkü kendisinden gören sonra gelen nesli ne yapmıyor? Bu konu yetiştirmiyor. Yetiştirmediği için de bu sefer ne yapıyor? Zahiri sebep olarak bu. Manevi sebep gerçekten Namazlarına, ibadetlerine artı üşre. Ne yapılmıyor? Dikkat edilmiyor. Bu sırada Mevla Teala veriyor bereketsizliği. Rabbim muhafaza eylesin. Ondan sonra hadi bakalım. Sıkıntı çoğalıyor. Rabbim muhafaza edesin. Hocam yine e, biraz önce yapmış olduğumuz toplantıda bize ön açıcı maddelerden biriydi. Konu zaten yine oraya aktı. Ee, özellikle yine Sami hocamın da değindiği konuyla da bağlantılı. Ee, mesela bir devletimiz veya belediyeler bir köyde vesaire iş imkanı olmayan yerlerde iş sunsalar vesaire hadi maddi olarak bir şeyler elde ediyorlar. Fakat bazen o köylerde, o yerlerde öyle şeyler duyuyoruz ki yani büyük şehre gidip o bataklığa batıyor diyoruz ya hocam. Yani bazen öyle hani derler ya kan dondurucu şeyler duyuyoruz. Gerek böyle yani birbirini vurma gerek birbirinin namuslarına göz dikme diye yani köy yerlerinde o kadar acayip şeyler duyuyoruz ki hocam. Şimdi köy yerlerinde tabi bunları duyuyor doğru ama şimdi olay şöyle düşünsene eskiden mesela televizyon olayı köylerde ne kadardı yok denecek kadar azdı. Şimdi artık her yerde var internet olayı her yerde var. Bir gencin böyle şeyleri öğrenmesi için illa şehre zaten gelmesine gerek kalmadı. Hatta oralarda imkanlar olumsuzlukları, olumsuzlukları etkilemek yaşamak daha ne kolay. Niye? Çünkü boş alan çok. Gençler için özellikle boş alan çok olduğu için şehirde belki icabında boş alan bulamıyor. İcabında evlerin sıklığıyla, insanların sıklığıyla beraber belli yerlerde ne yapamıyor? Belli yerlere gitmek zorunda kalıyor. Ama orada öyle değil. Orada boş alanda çok olduğu için e, da zaten televizyonlardan ondan sonra artı internetlerden şunlardan bunlardan ne yapıyor? Rahat öğreniyor. Bu sefer de şu bu olumsuzlukların hepsini orada ne yapıyor? Meydana geliyor. Eğer gerçekten oranın muhtarı da, imamı da, öğretmeni de, kanaat öndeyle de olaya sahip çıkmıyorsa zaten böyle bir gençin, böyle bir gençliğin olmaması mümkün değil. Allah muhafaza etsin. Ama tekrar ediyorum. Aynı hastalıklar yani şehirde olan hastalıkların tamamı köylerde ne yapılabiliyor? Diziler köylerde seyredilmiyor mu? E, seyrediliyor işte. Her türlü dizi seyrediliyor. Her türlü dizi seyreden insan ne yapmaz ki? Neler yapmaz ki yani? Her türlü olumsuz olan şeyler medyada görebiliyorlar mı? Sosyal medyada görebiliyorlar mı? Görüyorlar. E gördükleri için oralarda bunları yapmalar ne değil? Zor olmuyor yani. Ama düşünsene mesela misal veriyorum. Dikkat edin ifademe. Muhtar. İmam, öğretmenler ve kanaat önderleri dediğimiz gerçekten köyün belli insanları vardı değil mi? Bunlar bir araya gelmiş olsa beraberce gel istişare halinde köyümüze sahip çıkacağız. Şuurunda hareket etmiş olsa düşünebiliyor musun ya? Bak bakalım o zaman bak o gençlik nasıl yetişiyor. Orada insan nasıl gerçekten mükemmelleşiyor. İmkanlar nasıl daha da güzelleşiyor. Ama Maalesef bunları ne yaptılar? Bunları ayırdılar. İmam öğretmenle buluşmaz. Muhtarla kavgalı olur. Bilmem şöyle sıkıntılar olur. Öbür imam kanaat önderlerini beğenmez. Kanaat önderleri imamları beğenmez. Bu tefrikalarla beraber bu o şucu, bu bucu, o bilmem nereye bağlı, o bilmem kimin adamı bu ayrılıklarla beraber de bu sefer ne oluyor otomatikmen? çalışma durduruluyor. Biraz çalışma yapacak, mücadele verecek, başına bir iş gelecek diye, kurumuna bir şey yere gelir diye bir korku salıyor onu. Aman sen karışma diyor. Et diye süt diye karışma böyle otor hesabı. O da aman diyor sen de karışma diyor. Başımıza iş almayalım diyor. Hadi bakalım. O yüzden ne lazımcılık mantığı her yere sarmış yani. Bu tefrika her yere girmiş. Bu sefer de Allah muhafaza gençlere sahip çıkan olmuyor. Kötülüklerde biliyorsun kötülüklerin yayılması çok kolaydır yani. Yayılıyor. Yayılınca kötülükler ne oldu işte? Sami Hoca kardeşimizin söylediği gibi ne oluyor otomatikmen? İşte bereketsizlik meydana geliyor. Gerçekten incele. Eskiden köye gittiğin zaman sütler ne yapardı? Uçur, önüne uçardı yani. Sizin süt nerede bulacaksın ya? Ondan da parayla alalım. <laughs> Su, suyu verdik dediği gibi. Ondan sonra herkese yine bunun gibi her türlü meyva. Meyva ya. Ya meyva ya. Onların da sebebi ama bir de zahiri sebebi de var. Onu da söylemek lazım yani. Niye? Zahiri Bakım olayında sıkıntı var. Bakım olayında yani. Bakım olayları da ne yapılmıyor güzel? İşlenmiyor, işlenmiyor, takip edilmiyor yani. Onu da kabul etmek lazım yani. Ama bunun tabii manevi boyutu da yüzde yüz sıkıntılı olabilmek lazım yani. Rabbim inşallah. Teşekkür çekersin. Şimdi bu çalışmalar da hocam yani en büyük işte şimdiki sorumuz da Anadolu'daki sahipsiz gençlerdi. Bunun başında anne baba geliyor o zaman. Bir de birlik beraber olması gereken kanaat önderi, imam öğretmen gibi kesimin ayrı kalmaz. Anne baba geliyor tabii ki. Anne. anne baba şart yani. Bir aile zaten illa ne lazım? Bu işe sahip çıkmak lazım. Zaten anne baba sahip çıkıyorsa o genç kaliteli yetişir Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Ama anne baba istenilen şeyi veremeyince bu sefer ikinci konu devreye giriyor. Kimdir o? İşte muhtar. E, cami imamı. Oranın cami imamı. Köy imamı. <laughs> öğretmen. Değil mi? Orada gerçekten bu iş yetişmiş. Zaman yetişmiş. Kaliteli hoca arkadaşlar. Hoca insanlar. Veya kanaat önderleri. Gerçekten. işte bunlar devreye girmesi gerekiyor. Tabi am, ama zaten anne baba bu işi yapıyorsa illa çocuğunu bu şekilde ne yapıyor? Yetiştiriyor. Ve gerçekten çok çok kaliteli gençler yetişiyor mu? Yetişiyor. Bunu kabul etmek lazım yani. Amma ve lakin anne baba yeterince ne yapamayınca o yetiştirme tarzında yetiştirme tarzında sıkıntı olunca bu sefer de yoğun oluyorlar. Kendisi yetişmemiş olabiliyor. Eğitimi eksik olmuş olabiliyor. Eski adetleri kesinlikle bırakmıyor. Yeni gençlikle şu anı gençlikte bir önceki aşama gençlik şey insan arasında büyük kopukluk var. Mesela 40 yaşındaki bir insanla 20 yaşındaki insan arasındaki bir fark farka bakıyorsun. Uçurum var ya artık. Uçurum olmuş yani. 60'ta zaten ne yapamıyoruz? 60'ta zaten kıyaslamıyoruz. Kıyaslayamıyoruz. Yani. Niye? Gençlik gerçekten hatta daha sonrakine bakıyorsun. 3 yaşında 4 yaşındaki çocukların ellerinde hep ne? Telefonlar. Ve bunun gibi şeyler yani. Öyle değil mi? O yüzden dolayı inşallah yine her şey incelediği zaman bir manevi bereketsizlik, manevi çalışma eksikliği. İkincisi de birlik beraberlik konusunda tefrikalar yüzünden bu işlerin olduğu ne yapılıyor? Anlaşılıyor yani. Demek şey söylemek istiyorum hocam. Türkiye'de mesela şimdi şeytan var ama Allah minel cinneti ve diyor. Rabbinden suresinde. Burada <laughs> bir çalışma vardı. Medyadan dolayı kaldı. Medyanın da inanılmaz bazı İslami çalışmalara engel olması, İslam düşmanlığının sergilediği tavırlardan dolayı yapılan güzel çalışmalardan geri adım atılması da var. Mesela bir ilimizde şöyle bir çalışma olmuştu. Bir A4 kağıdına o ilim müftüsü anne baba adaylarına bütün doğum anelerine belli başlı imamları gönderdi. Ve aynı şöyle sevgili anne babalar şimdiden çocuklarınız hayırlı olsun işte bereketli olsun evinize bereket mutluluk huzur getirsin. Yalnız dedi Türkiye'mizde olan fakat olmaması gereken adetler var. Bunlardan işte bir tanesi dedi isim koymalar. İşte Aleyna ismi. İrem mesela Yunanistan'da bir e, tanrıçanın ismiymiş mesela hocam. Bunu uyardılar. E, Türkiye'mizde de alışılmış adetleri bozmayalım diye müftü yalnız bırakıldı o da istifa etti yani. Tekrar öğretim yerine geri döndü. Yani medyanın da bazı şeylerde hani bugün hocalarımızı din adına manevi eğitim adına çalıştıracak olanları engelleyen bir sistem de bence medya hocam. Şimdi medya derken hep de medyayı kötülemeyin. Bak şu anda biliyorsunuz bu bir televizyon kanalında konuşma yapıyoruz. Bu da bir medya yani. O yüzden dolayı yani biz şöyle, şöyle söyleyebiliriz yani. Medyada gerçekten bu işin dertlisi yani Allah dertlisi, peygamber dertlisi, dinine, vatanına, bayrağına sahip çıkan saygılı Müslümanlar, hoca efendiler, kanaat önderleri, kıymetli insanların bu işe daha çok eğilim yapıp hakikaten medyayı da kontrol altına ne yapması lazım? Alması lazım. Çünkü medya deyip de şimdi hep medyayı da kenara ne yapamayız? Atamayız. Medya diyorsun. Adam aleyhte mi konuştu? Sen de çık lehinde konuşalım. O aleyhte mi şuurlandırdı? Sen de çık lehte şuurlandır. O gerçekten olumsuzluğu mu ya, yansıtıyor? Sen de çık olumluluğu yansıt. Yani gerçekten bunu ne yapabilir? Müslümanlar bir araya gelmiş olsa, Gerçekten böyle dertlenmiş olsa, gayret göstermiş olsa, bir mücadele vermiş olsa bunlar çoğalır yani. Bunu da bilmek lazım. Yoksa medya işi aslında kötü bir iş değil yani anlaşılmış mısın? Eğer haberi kötü verirsen, olayı kötü gösterirsen, yanlış diziler gösterirsen kötüdür yani. Yoksa kaliteyi gösterirsen kalite gözükür. Kaliteyi göster, kalite gözüksün. Yani o yüzden dolayı bunu da ne yapmak lazım? dikkate almak lazım. Bu da bütün Müslümanları... Bütün Müslümanların aslında ne melazımcılık yapmaktan kurtulup olaya sahip çıkmasıyla alakalıdır yani. Sen güzel bir şey ne yapacaksın? Sahipleneceksin. Ya bir de kafirliğine bırakma bunu ya. Kafir uşaklarının da eline bırakma. Kafir dostlarının onların ekmeğine yağ suyu eline bırakma. Madem onlar böyle konuşuyor, unutma ki hak geldi batıl zahir oldu. Bunu bil yani. Eğer sen gerçekten Müslüman olarak dertlenip de medyaya sahip çıkarsan, Hakkı anlatırsan, bilgi verirsen bu iş düzelir. Düzelecektir yani. Ama e, tabii kalkıp da sen ne yaparsan Müslüman olarak oraya sahip çıkmazsan inceleyeceksin ya. ne inceleyeceksin? Bu gençliği nereden bozdular? Bir, televizyonlarla bozdular. Doğru mu? Doğru. Evet. Televizyonun içinde neyle bozdular? Dizilerle bozdular. Dizilerle o zaman sen gerçekten gençlerin kendine gelecek diziler yapacaksın. İkinci, internet de bozular. Sosyal ağla mı bozular? Tamam. O zaman sen de öyle mi çalışmayacaksın ki o sosyal ağları internette ne yapacaksın? Kendi kontrolü alacaksın. Mücadele vereceksin ya. Ama Müslüman düşmüş neyine? Kendi zevkine, dünya zevkine. Kendi derdine düşmüş. Kazanayım, yiyeyim, yatayım. Beni ilgilendirmez. Ben o işlerde anlamam. Aman o şöyle, aman öyle böyle. Bırak bu işleri. Sen sorumluluklarından kaçıyorsun. Sorumluluktan kaçıyorsun. Bir de Müslüman'a ne öğretmişler biliyor musun? Öğretmişler olan şey şu. Din başka, siyaset başka, din iş ayrı, eh, haram ayrı. Hepsini ayırmışlar. Yani namaz ayrı, faiz ayrı. Ya ne alakası var ya? Ne alakası Ayrı olur mu ya? Hepsi birbirine bağlı. Din hepsiyle ilgilenir. Siyasetiyle de ilgilenir. Haramıyla da ilgilenir. Emirleriyle ilgilenir. Emiri de yapacaksın. Haramdan da kaçacaksın siyasi atmosferde de gerçekten işin yönetilmesi konusunda da Allah'ın emirlerini peygamber göstergesini ortaya koyacaksın. Bunu göstereceksin ya. Sen bunu yapmazsan bu sefer işi niye bırakmış olursun? Başkaları bırakmış olursun. Tabii ya. Allah'ın başarmaya nasip inşallah. Hocam bu hususta şimdi ben geçenlerde bir kitap okuyordum. Ee, İnönü'nün yapmış olduğu siyaset şu. Müslümanları siyasi saftan tamamen geri bırakmak için dini siyasete alet diyorlar diye kendi önünü açtı. Kendi zikrinin ve fikrinin önünü açtı. Müslümanları da hep birbirine ezdirdi bu ifadeler. Şu an şu anda gelinen noktaya da baktığımız zaman neymiş dini siyasete alet ediyorlar. Yok. Siyaseti dinin bir silahı olarak kullanıyorlar ifadesini yerleştirmemiz lazım. Evet. Hocam şimdi konumuz e, sahip çıkma maneme lazımcılıktı. Ben oradan devam etmek istiyorum. Riva'yet olunur ki geçmiş zamanda bursa'da bir tane adam bir tane çeşme yaptırır ve çeşmenin üzerine bu çeşmeden Müslümanlar içemez yazdırır. Bu adamı şikayet ederler, kadının huzuruna çıkartırlar. Kadı sorar niye böyle bir şey yaptın? Der ki bana birkaç tane asker verin beraber bir yere gidelim. Alır askerleri yanına adam, kiliseye gider, papazı tutar, aşağıya indirir. Biz bunu karakola götürüyoruz der. Herkes ayaklanır. Sen bizim papazımızı hiçbir yere götüremezsin. Bırakmazlar. Oradan çıkar adam. Bir tane hahamı cemaatin önünden alır. Biz bunu götürüyoruz der. Ayaklanır Yahudiler. Bu bizim hahamımız. Biz bunu bırakmayız. Oradan çıkar camiye gider bu adam. Tutar imamı. Gel beraber karakola gidiyoruz der. Cemaat başlar arkadan konuşmaya. Bu imam var ya zaten durumu hiç iyi değildi. Bu imamda bir sıkıntı vardı. Kim bilir neler yaptı der. Ve adam kadı eder ki. Efendim ben sırf bundan dolayı Müslümanlar bu çeşmeden su içemez yazdım der. Şimdi birisi bir çalışma yapacak. Birisi güzel bir şey yapacak. Mesela bu müftü arkadaşımız üzüldüm. Bir çalışma yaptı. Ona baskı geldiği zaman diyanet buna sahip çıksaydı ve hatta bir genelge yayınlayıp bütün ilçelerde bunun yapılmasını isteseydi belki böyle ol, ol, olmayacaktı. Şimdi diğer bütün müftüler de korkuyordur bir çalışma yaparsak başımıza ne iş gelir. Bu birlik dirilik meselesiyle alakalı konuşuyordunuz. Ondan bunu anlatayım dedim. Şimdi e, ben bu konuda açık söylüyorum. Sağ Sami Hoca'nın bu anlattığını eski olarak kabul ederim yani. Şu anda öyle değil yani. Şu anda öyle değil yani ya eski yani belli bir zamanda halkı cahil bıraktıklarından dolayı halkı cahil bıraktıklarından dolayı gerçekten bu neydi bu anlatılan belki biraz neydi uygundu yani daha öncekinden bahsediyorum ama şu anda öyle değil. Şu anda gidin bak ne Hristiyan Hristiyan sahip çıkar ne papaza sahip çıkarlar ne hiçbirine sahip çıkmazlar yani. Bugün Müslüman gerçekten yine Müslümanlar hocasına sahip çıkar yani. Hocasına sahip çıkar. Yeter ki hoca gerçekten halkını ne yapan birazcık düşünen bir hoca olsun. Birazcık gerçekten sahip çıkan bir hoca olsun. Halkıyla ters düşmesin. Halkının adetlerine, dinine gerçekten ne yapsın? Ee, sahip çıksın. Şu anda iş değişti yani. Son zamanlarda çok değişti. Ama daha önceki şeylerde anlattığı şekil doğru. Daha önceden bahsediyor. şöyle bayağı bir önceden. Çünkü biliyorsunuz bu... Tabii bu, bu ülke bu ülke başbakan asıldı ya bu ülkede. Müslüman bir başbakan asıldı yani. Ve kimsenin gıkı çıkmadı yani. Bak o zaman kabul ediyorum yani. Ama şu son zamanlarda bunu kabul etmiyorum. Yani şu anda o kalktı elhamdülillah. Gerçekten kalktı yani. Tekrar ediyorum bak bu ülkede ne kaçıldı? Yüzde elli küsürleri almış bir başbakan astılar ya. Düşünebiliyor musun sen yani? Alimleri astılar. Alimleri yani. E o zaman bunu kabul etmek etmemek mümkün mü? Mümkün değil tabii. Me mecbur kabul edeceksin çünkü ne e, gözler önünde işte Başbakan aslar, alimleri asılar kimsenin gükü çıkmadı? Çık. Çıkmadı. Ne hoca efendiler aldılar, götürdüler zindanlara. Kimsenin gıkı? çıkmadı. Ama önceden tekrar ediyorum. Ama şu anda halkımız şükürler olsun bu işte gerçekten uyandı. Elhamdülillah. Hakikaten bilinçlendi. Hakikaten bu konuda ön açan siyasetçilere gerçekten Ön açan makam sahiplerine ben gerçekten teşekkür ediyorum. Şu anda hakikaten bu ciddi bir şekilde ön açıldı. Güzel bir sahiplenme var. Hakikaten samimi olduğunu görsünler. Ciddi olduğunu görsünler. İstikamet üzere görsünler. Seni gerçekten benimsesinler. Hakikaten sahip çıkan ciddi bir kadro cemaat oluştu elhamdülillah. Evet. Rabbim o yüzden sayılarını artırsın inşallah. Amin. Ama daha öncelerden anlatılan şey yüzde yüz katılıyorum. Düşünsene ya. Alimleri astılar ya. Kimsenin gıkı çıkmadı işte. Başbakan astılar. Başbakan ya. Yüzde elli küsürleri almış bir başbakan ne yapıldı? Kimsenin gıkı çıktı mı? Çıkmadı. Ve bunu da çoğaltabilirsin. E yak çok yakın tarihe kadar hoca efendiler vardı işte. Adamların her türlü işkence yaptılar. Tırnaklarını çektiler bilmem. Elektrikler vardı. Ve ne yapmadılar? Yine sahip çıkıldı mı? Çıkılmadı. Rahmetli bir hoca efendi biliyorsun aldılar içeri adamı. bıçmış gence şey yaptılar. Onun cemaat geçmiş olsuna geldi. Gelmeye kalktı hepsini kovdu. Hepsini kovmuş yani. Niye? Sultan siz beni alınırken neredeydiniz oğlum? Alınırken neredeydiniz şimdi geldiniz? Ama şu an öyle değil. Bak şu anda gerçekten şükürler olsun elhamdülillah halkımız samimiden bahsediyorum. Dikkat et. Samimi ve gerçekten güvendiği hoca efendilere. Ama şu anda da dikkat edin bak kiliselerine papaz bulamıyorlar. Bırak sen papazı e, sahiplenmeyi kiliseye papaz bulamıyorlar yani. O yüzden dolayı onların artık neyi kalmadı? Hiçbir hükmü kalmadı. Rabbim İslam'ın nurunu gerçekten önüne açtı. İnşallah da Mevlam bunu bize bu yolda görmeyi nasip etsin inşallah. Eee çok yakın tarihte yaşadığımız, Türkiye olarak şahit olduğumuz bir olay, mesela darbe olayı vardı. Türkiye'de belki birçok camiye bombalı saldırı olacaktı. Cuma saatinde yüzlerce Müslümanın ölmesine, Türkiye'deki bir iş kargaşaya, yani Müslümanlar Fati arasında Fatih Camii'ne, Fati Beyazıt Camii'ne böyle bir şey yapılacaktı. Yani bütün dosyalar hazırlanmış, projeler çizilmiş, yani sadece o günün genelkurmay başkanının bir imzasına kalmış iş. Ama o günün genel kurmay başkanı yıllar önce kendi gençliğinde bir caminin imamının kendisine özverili bir şekilde sahip çıkması, yaz kursunda babası elinden tutup camiye götürüyor. Caminin imamı hiçbir şey öğretmemiş. Sadece güler yüz, tatlı dilinen buna bir çikolata hediyesinde bulunmuş. Yani e, o günler gözünün önüne geliyor ve o genel kurmay başkanı o şeyi camilerin bombalanacağı darbe projesine imzayı atamıyor. O ilgi alaka yıllar sonra yani. yüzlerce Müslümanın kurtulmasına sebep oluyor. Evet. Ve şu an o eski genelkurmay başkanımız iki gün önce Bursa müftüsü Mehmet Eminay hocayı ziyaret etti. Ve kendisinin birçok eserlerini alıp okuyacağını söyledi yani. Yani evet. zaman şimdi belki biz bugün sahip çıktığımız gençlerin bir hafta sonra veya bir ay sonra neticesini görmesek de yıllar sonra belki de biz ahirete gittiğimizde veya torunlarımız dahi ahirete gittiğinde meyvelerini illaki göreceğiz. Sadece i̇nşallah. özverili çalışma, sahip çıkma ve yaptığımız işi gösterişten riyadan uzak Allah'ın rızası için yapacağımız işler olması inşallah bize fayda verecek hocam. Gösterişten uzak değil tabii Allah rızası için yapacağız. Ona itiraz etmiyoruz ama biraz gösterişten de şey yani göstermeden de uzak diyemeyiz Eklam, yani. Reklamı var. Tamam yani, reklamda sıkıntı yok. <laughs> Çünkü göstermedi, göstermeye göstermeye millet melami oldu. Yani hepten millet unuttu bu işleri yani. Ya yani tamam riyadan uzak olacak, gösterişten uzak olacak ama göstermeden uzak olmasın yani. Çünkü insanlar gerçekten görmeye görmeye ne yapıyor? Unutuyor yani. Bilgilendirilmeye bilgilendirmeye olayların canlısını görmeye görmeye ne yapılıyor? O yüzden teşvik var yani. Teşvik yapmak lazım. Ama o teşvik yaparken de tabii şey yüzde yüz yani. İşte gurura kapılmayacaksın, riya yapmayacaksın, öcübetmeyeceksin. Buna itiraz yok. Ama hepten de göstermeyelim. Göstermeyelim. Şimdi biliyorsunuz eskiden bir melami tarikatı var. Nedir o? O olayları, ibadetleri çok gizli yaparlarmış. Çok gizli. Sonra öyle bir hale gelmişler ki, öyle bir hale gelmişler ki onların gençleri, babaları da çok gizli yapıyorlar ya, gençleri de son derece gizli melekler dahi görmüyor. Ne demek? Yani yapmıyorlar yani. <laughs> e ismini de ne koymuşlar? E, biz melamiyiz. Melamizin de melami ibadet yapmaz manasına gelmez yani. Gizli ibadet yapar. Ama işte o yüzden ne var, neye ihtiyaç var? Yeri geldiği zaman da belli şeylere ihtiyaç var yani. Tabii. Sorumuz var mı hocalarım? Yoksa bir soruya geçeceğiz hocam. Şimdi gene gençlerimiz üzerinde bir çalışma bu. Önceden gençlerimiz 17, 18, 19, 20 yaşında evleniyor hocam. En fazla 25'te evlenen hatta çok geç oldu diyorlardı. Şimdi 30 yaşında, 32 yaşında, 35 yaşında tanıdığımız gençler var. Artık gençler derken evlenmektir de hep genç diyoruz ama çok da genç sayılmıyorlar artık. Bir yerleri ağarmaya başladı. Ama sık <laughs> evlenmedeki sıkıntılar geç evlenme, kızı beğenmeme, bir türlü de evlilik olmuyor. Bu görücü usulünün kalkmasından dolayı mı? Yoksa bugünkü gençlerin çok aşırı böyle aynaya bakmadan aşırı beğenme gayretinde oluşum hocam. Şimdi bu konuda biz aile kur projesiyle devlete ne yaptık? Bu konuda gerçekten bir proje ile alakalı sunmaya çalıştık. Niye? Niye? Çünkü gençlerimiz normal şartlarda bir aile kurma hususunda kendilerine güven bulamıyorlar. Aile kuracak, Çocuğu çocuk yetiştirecek, geçimini sağlayacak. İşte ona göre işçi, işi, kirası, şuyu buyu karşı, karşılayacak. E bir de biraz kendi evinde de rahatsa o ne yapıyor otomatikmen? Aman diyor ben rahatım. Veya bu sefer aile de bakıyor ki çocuk o çocukta o hali göremeyince o yetişme tarzını göremeyince nerede alacak bu eğitimi? Okullarda veriliyor mu? Verilmiyor. O şurada veriliyor, burada. Bu eğitim almadığın zaman da baba da güvenemiyor gerek. Anne de güvenemiyor. Aman diyor çocuğum biraz daha kalsın. Bu sefer yaşı geçen insanda ne oluyor biliyor musun? Yaşı geçen insan. O da bu sefer seçmeye başlıyor. Derler ya bir adam bu adama demişler ki en güzel gülü alacaksın. Şu bahçeye gir en güzel gülü alacaksın. Tamam mı? Tamam demiş. Giriyor ama bir daha diyor geri döndü, dönmek yok diyor. Bir gülüyor İlk gül mükemmel. Ama düşünüyor ki kendi kendine. Ya diyor daha iyisi vardır. Bu sefer en son aldığı gül en çirkin gül. Niye? Çünkü artık gültülerin hepsini yapmış ki O ilkini ne yapmadı? İyi beğenmedi. E şimdi bir beğenme şeyi mi başlıyor bu sefer. O ahlakı başlıyor. 23-24'ten sonra özellikle biliyorsunuz. Seçme başlıyor yani. E seçme. Ya zaten buraya zamana kadar evlenmedim. Bari hiç olmazsa şöyle olsun. Zaten bu zamana kadar evlenmedim. Bari şöyle olsun. Böyle olsun derken çıkan fırsatlar da değerlendirilmiyor. Bu sefer hep gecikmeler meydana geliyor. Ama asıl kaynaklar nokta bu bilgiler, bu bilgiler yani aile kurma sistemindeki bilgiler onlara ne yapılmıyor? Verilmiyor. O sistem, o ahlak, o şuur verilmeyince o sistem verilmeyince ne oluyor bu sefer? Bu sefer de korkuyor. E nasıl hanımı nasıl geçindirecek? Ondan sonra nasıl onu idare edecek? Çoluk çocuk nasıl işte bir şapıldı şey zaman nasıl? Bunlar hep bir de Allah muhafaza etsin. Bu sistem verilmeyince, bu ahlak verilmeyince, bu şuur verilmeyince bir de olumsuz bir evlilik duyunca. Tekrar ediyorum. Ne duyunca? Evet. Falancanın çocuğu evlenmiş ama üç ay sonra ayrılmış. Şöyle olmuş böyle bunları görünce aman erken evlendirmeyelim. Aman şöyle olsun. Aman kendini bulsun. Kendini bulsun diyene kadar zaten 30'luk oluyor. Ondan sonra da zaten diyor ki sen söyle ya işte bu sefer başlıyor seçmeye. Anadolu'da da hocam özellikle köylerimizde kızların aileler böyle hep dışarı şehirlere vermek istiyor yani. Bu konuda da işte burada ne da orada da şöyle bir durum var. Ne? Anne son derece orada eziyet çektirilmiş. Baba sahip çıkmamış. Ne yapmış? Baba gitmiş kardeşim çay ocağında kahvede oturmuş. Hanımını çalıştırmış. Kız da bakıyor ki ben bu köyde kalsam diyor bana ne yapacak? Aynısı yapacaklar. Beyim gidecek diyor sen söyle kahve Ben diyor aman diyor sen söyle e, bütün her türlü iş benim üzerime kalacak. Bari köyde kalmaktansa şehre çıkayım diye düşünüyor. Ama aslında normalde orada bütün işlere gerçekten erkek ve kadın kaynaşma içinde yapmış olsalardı, sahip çıkmış olsalardı kimse dışarı çıkmak istemiyor. Niye çıksın ki? Niye köyünden dışarı çıkmış istiyor yani? Ama bakıyor ki tekrar diyorum ne? Burada ne varsa ne yoksa hepsi benim üzerime kalacak. Anne de bu sefer diyor ki o, kızım görüyorsun benim halimi. Benim ne olmuş benim halimde? Kaynınama baktım. Kayınpederime baktım. Kocama baktım. Çocuklarıma baktım. İşe ben baktım. Beyim ne yaptı? Beyim Kahve köşelerinde sürttü. Ondan sonra bir de takdir görmedim. Teşekkür görmedim. Tebrik görmedim. Gerçekten bana bir takdir eden, teşekkür eden, önümü açan birisi de olmadı. Yardımcı da olmadı. Ondan ben zaten çektim kızım. Sen de çekme mantığıyla. Hop. İnceleyin bunlar. Yoksa yani kimse niye sen söyle huzuru yerindeyse niye kızının başka yere gitmesini istesin? Kızının kendisinden başka yere, başka illere, şehirlere gitmesini niye arzu etsin yani? Herkes ister ki evlatlarının nerede olsun? yanında olsun, çevresinde olsun ister. Ama dediğim gibi işte ne oluyor? Allah muhafaza etsin. Her türlü sıkıntıyı anneye çektiriyorlar. Anne de diyor ki aman diyor kızım diyor aynı sıkıntıları yapmasın. Evet. Düşmesin diyor. Ama şimdi bunlar yavaş yavaş düzeliyor. Öyle görüyorum ben yani. Tabii ne kadar hızlı düzeliyor bilemiyorum ama... Yavaş yavaş dedik ya o yüzden yani. İnşallah hızlı düzeliyordur yani. İnşallah hızlı düzeliyordur. Ama bir de şöyle tehlike var. Onu da görüyoruz yani. Sanki medyadan işte belli yerlerden sanki şehirdeki insanların hayatı çok iyiymiş bir havası estiriliyor. Özellikle dizilerden bakıyorlar bunlara. Anlıyor musun? Sanki şehirdeki hayat çok iyiymiş gibi gösteriliyor. Aslında bir geliyor şehre bir bakıyor ki şehirde bu sefer çoluk çocuk, kira ve bunun gibi şeyler bir, bak, bir bakıyorsun kız çalışmak durumunda kalıyor. Allah muhafaza etsin. Amin. Çalışma durumunda kalıyor. Hem eve bakacak, hem çocuklara bakacak, hem çalışacak. Aslında daha büyük bir sıkıntı onu bekliyor yani. Niye? Çünkü şehirdeki ortam ne? Geçim şartları daha ağır yani. Hiç olmazsa köyde olsan en azından kira olmaz. Ama zaten Şehirde olsan bir kira zaten adamın veli yapar? Büker. O yüzden dolayı aslında bu işin şuurunu, ciddiyetini bir de köylerdeki ortamları hakikaten oradaki aile kur, kurma ortamlarını, aile yetiştirme ortamlarını biraz daha ne yapılsa, şuurlandırılsa, bilinçlendirilse e, görüyorsunuz işte her türlü darp duyuluyor. Allah muhafaza kadına el kalma, kaldırma duyuluyor annelerin çocuklarına yapmış olduğu eziyetler artık ya. Bunlar artık konuşuluyor yani. Türkiye'mizde ya. Söylemiyor musun ya? Allah muhafaza etsin ya. Niye? Hep bunlar şurlandırılmadığı için şey. Işte. Anneliğin ne olduğu bilmediği için ya. Ya bir anne nasıl çocuğuna bu kadar eziyet edebilir ya? Veya bir bey nasıl hanımına eziyet edebilir ya? Veya bunu çoğaltabilirsin. E demek ki bunlar hep İslami şuur olmadığından aile yaşantısını, aile şurlandırmasını bilmediğinden, ailenin gerçekten sorumluluğunu anlamadığından. Ama bunları kendi halinde bırakamayız. Kendi haline bırakırsan da bu insanlar birbirinden görerek bundan başkası yapamaz. Kalkıyorsun diyorsun ki ne diyorsun? Ya anne nasıl bu kadar canavarlık yapabiliyor? Tabi anneyi sen canavar yaparsan canavarlık yapar. Anneye ne yapıyorsun çünkü? Sen İslami ahlakı bir annelik 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 cennet annenin ayağı altındadır şuurunu veremezsen o ciddiyeti veremezsen bu sefer Allah olunca olur var ya Rabbim muhafaza eylesin. o yüzden yani bu konuda gerçekten Müslümanlara çok büyük vazife düştüğü gibi devlete de aile kur aile kur gerçekten sistemiyle onlara şuurlandırma şuurlandırma ne yapacaksın nikah mı yapacaksın kardeşim evlenecek mi tamam resmi nikah yapılacak değil mi? Senin kardeşim 3 ay mutlaka şu derse e ehliyette olmuyor mu? Ehliyette ne yapıyorlar? Ehliyet alacaksın. Niye ehliyette? Nedir? Ehliyet, ehliyet ne? E işte ehliyet alacaksın ki kardeşim sen gerçekten şoförlüğü öğrendiğine dair bir belgedir bu. Doğru mu? Bak araba kullanma hususunda insanlara zarar verilmesin diye ne yapılıyor? Ehliyet veriliyor. İşte bu adam aile kurması için de kardeşim bu adamın ehliyeti olması lazım ya. Ehliyeti olsun bu adamın ya. Evet sen ev, aile kurmaya, bak araba kullanmaya ehliyet işte. Aileler yıkıldığı zaman ne oluyor arkadaşım? O aileler helak olmuyor, perişan olmuyor mu? O yüzden bunun mutlaka ne yapılması lazım? Sahip çıkılması lazım. O zaman bu işe sahip çıkılsa bu iş öğrenen yani bir aile nasıl kurulur? Aile nasıl geçindirilir? sistem evlat nasıl yetiştirilir? Hakikaten bunlar öğretilmiş olsa o zaman niye geç evlensin ki? Zaten öğrenmiş sistemi. Niye geç evlenecek? Niye evlilikten kaçacak? Bildiği şeyden kimse kaçmaz. Adam ehliyeti aldığı zaman arabadan kaçıyor mu? Kaçmıyor. Niye? Öğrenmiş çünkü. O yüzden eğer bu işin çözüm isteniyorsa o zaman bu çözüm bunda. Rabbim ikram etsin. Allah razı olsun. Gerçekten gerek hoca arkadaşlarımız olsun. Ve inanıyoruz seyircilerimiz de dahil olmak üzere. Lezzet her geçen sahneye artarak devam eden programımız güzel gidiyor. Ama TV'deki arkadaşlarımız da bizi uyarıyorlar. Diyorlar ki dakikalara riayet edelim. Lezzeti şimdi kalsın. Diğer programda, diğer bölümde kaldığımız yerden devam edelim diyorlar. Gerçekten Allah razı olsun. Sözlerinize, tavsiyelerinize, nasihatlerinize kimler uyması gerekiyorsa yetkililerden, aile bireylerinden, anneden, babadan Hepsine Rabbim hakkıyla uymayı nasip eylesin inşallah. Hmm. Programımızı tabi kapatıyoruz hocam. Yani son olarak buradan FM TV izleyen tüm Müslüman kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza bir tavsiyeniz, bir nasihatınız var mıdır? Mevla Teala hepinizden razı olsun hocalarım. Seyirci kardeşlerim de hepsine razı olsun. Mevla hepimize başarılar nasip etsin. Elhamdülillah güzel e, programlar oluyor. E, güzel çalışmalar oluyor. Ama sadece kendimizde kalmasın. Sizden ricamız özellikle Ekranın başında bulunan bütün seyirci ricaımız. Bu anlatılan bizim bütün derdimiz, anlattıklarımız gerçekten bir eğitim olsun, bir şuurlandırma olsun, bir ciddiyet olsun için ne yapılmıştır anlatılmaktadır yani. Yoksa kalkıp da öyle havadan konuşalım, nefsani arzularımızla konuşalım. işte bir vakit geçireli mantığıyla asla yapılmaz. O yüzden aslında eline kalemi ka kağıda almalı. Özellikle bu işin dertlisi abilerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız eline kalemi kağıdı almalı. Programları öyle takip etmeli. Ve not almalı. Aldığı notları da etrafındakilere ulaştırmalı, ulaştırmalı. Çünkü belli yaştan sonra belli insanların neyi tutmaz? Aklında gerçekten anlatılanla tutmaz. Sonra şöyle ifade kullanır. Benim Musa Dedem var. Allah hayırlı ömür nasip etsin kendisine. O şimdi Efendi Hazretimizin sohbetine gider. Sohbetten eve gelir. Sohbete gider, sohbetlere gelir. Der ki, efendiler bir sohbet etti. Çok güzel sohbet etti. E dede ne anlattı? Oo çok güzel sohbet etti. E dede ne anlattı? Çok güzel sohbet etti. Niye? Çünkü sohbetten aklında bir şey yapmamış. Kalmamış. Bu sefer ne diyor? Çok güzel sohbet etti. E mübarek, çok güzel sohbet ettiyse, altı eline kalemi kağıdı, değil mi? Yazacak. Dikkat alacaksın. Aldıktan sonra da bunu ne yapacaksın? Her tarafa anlatacaksın, bildireceksin. İşte o yüzden anlatılanları ne yapması lazım insanlarımızın? Gerçekten not alması lazım ve evlatlarına, etrafındakilere, belli insanlara ulaştırması lazım. Rabbim bu yolda inşallah hepimize başarı nasip etsin. Hepinize teşekkür ediyoruz. Mevla hepinizden razı olsun. İnşallah diğer programda da buluşmak üzere inşallah. Evet sevgili izleyenler. Bir ayda bir programını daha tamamladık. Diğer programda buluşana kadar hepimizi hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Selam ve dua ile inşallah.